Ferhat. Nereye bu saatte? Yiğidi çıkarmaya. Çıkarmaya mı? Aynen, duydun işte. Kendi işimi kendim hallederim. Sen ilgilenme. Tamam mı? Yoluma çıkma yeter. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz biz. Geçmiş olsun. Hiçbir şeyin geçtiği yok. Senin yanında durdum. Karanlığa çekildim. Bir insan öldürdüm. Sen doğru söyledin. Çirkinsin Ferhat Aslan. Git kendi kendine, ne yaparsan yap ama başka insanların temiz hayatlarına siyahını bulaştırma. Her şey için teşekkür ederim. Üzülme. Adam savcı. İçeride olmak ağrına gitmiştir. Yerden göğe kadar haklı. İşte ben bir karanlığım, bataklığım falan yani. Böyle her şeyi içime çekerim. Sıkıntı yok ya. Harbi sıkıntı yok yani. O iyi ya, çıktı ya. Beni Azat Baba ile görüştürebilir misin? İçeride mi, dışarıda mı? Fark etmez. Gel. Alo? Heh, Yiğit geldi Yeter Hanım. Ah, çok şükür. Aydınlık haberler verdin yavrum. Aydınlıklar içinde ol. Siz de. Görüşürüz, sağ olun. Tabii kızım, tabii. Kimdi o? Yiğit çıkmış. Yiğit. Hoş geldin hayatım. Sanırsan. Ne hazırlayayım sana? Ha, ne istiyor canım? Söyle hayatım. Aç falan değilim Sula. Sağ ol. Hayatım. Bak ne olursun. Geçti gitti işte, tamam bitti. Sula. Bu işler öyle kolay değil. Dava sonuçlanmadan görevime dönemem. Tamam, ne yapalım Yiğit? Dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz tamam, ama sen zaten beraat edeceksin. Biliyoruz. Bak bütün ailen sen yokken yanımdaydı. Biliyor musun, hiç yalnız bırakmadılar. Ferhat o kadar çok uğraştı ki sen çık diye. Yeter Hanım, Gülsüm hep burada yanımdalardı. Suna, ben bunu sana kaç defa söyleyeceğim. Benim ailem sen ve Özgür. Onlar benim hiçbir şeyim değiller. İzin verme buraya gelmelerine. Girmesinler bu eve. Açma kapıyı. İçeri alma onları. Gitsinler geldikleri yere. Tamam Yiğit. Bak haklısın hayatım. Ben de çok kızdım ilk başta ama bak... Aması insan... maması yok Suna. Tamam Yiğit. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani kız bir şekilde kandırılmış. Peki. Ama sonuçta o eline silahı almış mı? Birini öldürmek için karar vermiş mi? Niyeti kötü mü? Kalbini karartmış mı? Tamam. Eğer sen orada olmasaydın, belki de Aslı bugün ölmüştü bile. Ya senin yerinde kim olsa aynısını yapardı zaten. Ben öyle ya da böyle katil oldum. Hayatıma Ferhat girdi, ben katil oldum. Ben beraat etsem ne olacak? Görevin başına dönsem ne olacak? Ben gözümü her kapadığımda gözümün önünde Ebru'yu görüyorum. Beraat etmek kolay Suna. Vicdanımdan da beraat edebilecek miyim?
Nasılsın Yiğit? İyi. İçeriden yeni çıkmış biri nasılsa öyle. Yapma ama böyle ne olur. Ya böyle söyleme, biz ikimiz de bunun nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. İyi de Aslı, yani bu benim bir katil olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Ha ne demek katil olmak? Sen bile isteye birini öldürmedin ki. Sen beni müdafaa ettin. Sen eğer yetişmeseydin ne olacaktı Yiğit? O kız benim kafama silah dayamıştı. Yapma, o kadar masum mu sence? Ben de öyle söylüyorum. Yani ama işte anlattıklarınız ortada hayatım. Ebru'nun silahı tutukluk yapmasaydı belki de şu anda asla hayatta bile değildi. Yaşananlar benim de aklımdan gitmiyor. Yiğit kolay değil. Ebru benim en yakın arkadaşımdı. Ama lütfen kendini bu kadar yıpratma. O Şahin Cigal denen adam kızı resmen kullanmış. Ama Namık Emir Hanım da bu işte parmağı var, eminim. Ben de öyle düşünüyorum. Farklı bir şey düşünmüyorum. Abimin tahmini de bir yandan doğru. Yani evet, Şahin Cigal'in bir kızı var ama kim olduğunu bilmiyoruz. Nerede? Hayatta mı? Kim bilir? Her şey karmakarışık oldu. Neyse. Sen dinlen. Ben daha fazla kalmayayım. Sen nereye? Hastaneye gideceğim Suna. Senle birlikte ben de çıkayım. Çarşıya gidecektim. Beraber gidelim. Tamam. Yiğit. Ferhat, sen içerideyken harap oldun. Ben onu hiç böyle görmedim. Ve sen bunu bil istedim. Sağ ol. Geldiğin için. Hadi iyi dinlen Melay. Tekrar geçmiş olsun. Tamam. Ferhat nasıl? Vallahi bilmiyorum aslında, ben de nasıl. İyi olacak, inanıyorum ben. Hem geçen söyledim ya işte. Zor bir aileye gelin olmuşuz aslında. İkisi de birbirinden inatçı işte, görüyorsun. İdare edeceğiz. Hadi gel bırakalım seni nereye gidiyorsan. Ha yok. Ben bir yere gitmeyeceğim, eve döneceğim. Sana teşekkür etmek istedim, o yüzden çıktım. Yanımda olduğun için yani. Ne kadar zarifsin. Saçmalama her zaman. Unutma. Ben de her zaman yanındayım. Tamam? Biliyorum. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Sen de. Hastaneye gidiyoruz biz.